Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kız çocuklarına, erkek çocuklarına da yapabilirsiniz tabii ki. Bu güzel botun yapımını göstereceğim inşallah. Yapımı gayet kolay, kolaylıkla bir günde yapabileceğiniz güzel bir model. Nasıl yaptım onu anlatayım arkadaşlar. Bana gelen resimlerde böyle tabanlık üzerine yapmamı da istediler. Direkt örgü taban üzerine yapmamı da istediler. Gördüğünüz gibi ben ikisini de birleştirdim, yani ikisini de yaptım sayılır. Ben ilk önce örgü tabanı üzerine modelimi gittim bitirdim arkadaşlar. Sonra da keçe tabanın etrafını, keçe diyorum, bir tarafı Eva, bir tarafı da suni deri arkadaşlar. En son dediğim gibi Eva'nın etrafını yaptım. Sonra birleştirdim arkadaşlar. Eğer ki siz direkt taban üzerine yapmak istiyorsanız videonun sonunda böyle etrafını dolduracağım, dolgusunu yapacağım. Orayı izleyin. Sonra direkt modeli üzerine başlayabilirsiniz. Eğer ki taban üzerine yapmak istiyorsanız da direkt dediğim gibi taban üzerine başlayacağım. Zaten o şekilde ikisini de bir yapmak istiyorsanız, yani benim gibi birleştirmek istiyorsanız da, çünkü o şekilde yapıp satanlar da var. Beni tamamen izlerseniz yeterli. Yani 3 şekil modeli bir videoya sığdıracağım inşallah. Evet, çok şükür konuştum, güzel anlattım diye düşünüyorum. Şöyle elimizde kadife ipimiz var. 120 metre arkadaşlar. 120 metre, 100 gram, 120 metre. Bakacağız artık. Ben yetmezse size videonun sonunda söyleyeceğim. Öyle. Tığ olarak da şöyle. Çünkü bir tanesini yaptım, diğerine de ipim yok, inşallah yeter diye düşünüyorum. 2 milimetrelik tığ kullandım. Tabanlığımda gördüğünüz gibi 25-26 numara. Siz kaç numaraya yapmak istiyorsanız, kaç numara ayağı yapmak istiyorsanız o şekilde tabanlık alırsınız. Zaten her birine 2 batacağız. Bir uç kısımlara 3 batacağız. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Evet, nasıl ayarlarız? Tabanı nasıl ayarlarız? Bu da çok sorulan bir soru. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim beni şaşırtmasın. İnşallah hakkıyla anlatabileyim. Evet, şöyle zincir çekiyoruz başlaması. Gördüğünüz gibi biraz bu ipimiz ilk başta birazcık açılıyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nasıl yapacağız? Nasıl ayarlayacağız? Çocuğun ayağını şöyle tutarsınız arkadaşlar. Çakma sık iğne yapacağım. Tabanlı çakma sık iğne yapacağım. Çünkü biraz sert dursun. Böyle açık olmasın diye. Şöyle bakın. Diğerini 22 zincir çektim. Şöyle tutacağız arkadaşlar. Yandan tabanın hem sağdan hem soldan iki parmak kalasıya kadar zincir çekeceğiz. Şöyle. Ben diğerine dediğim gibi 22 zincir çektim. Ona da yine 1-2 zincir daha. Yani toplamda 22 zincir çektim. Şöyle ayarlarsak da şöyle yarıdan itibaren, yarısından itibaren şöyle. Mesela şu yarısı, yarısından sonra iki parmak kadar zincir çekerseniz çocuğun ayağına da o şekilde ayarlayabilirsiniz. Böyle ayarlama iyi olur diye düşünüyorum. Ama en şeyi şöyle yanlardan ikişer parmak kalasıya kadar zincir çekin. Kime yapıyorsanız. Evet, başına doladım. 22 zincir çekmiştim. Bir sonraki zincire tığım batırdım, ilmeği aldım. Şu tek seferde çekiyorum. Doladım, bir sonrakine batırdım, ilmeği aldım. Böyle tek seferde çekiyorum. Böyle yarısına kadar pek bir görünmüyor, pek bir sayılmıyor zaten. Ne kadar yaptığınızı sayamazsınız sonradan diye düşünüyorum. Böyle. Pratik bir şekilde anlatacağım inşallah. Şöyle her zaman yaparsanız nasıl daha kolay yaparsınız, onu anlatacağım. Evet, şöyle yarısına geldik. Gördüğünüz gibi bir tane fazla yapmışım hatta. Şöyle yarısına geldik. Gördüğünüz gibi yarısından sonra trabzan yapacağım arkadaşlar. İlk sırada diğerini trabzan yapmıştım. Bir defa dolayıp iki defa da çekiyorum. Yarısına geldikten sonra hani bu tarafı biraz daha geniş,
Burun kısmı o yüzden. Bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzanlar yapıyorum. Her birine bir batıyorum. Evet, son zincire de batıyorum şöyle. Son zincire aynı yere şöyle tutayım. İkinciyi battım. 3. Aynı yere 4. Aynı yere 5. Aynı yere 6 tane trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi aynı yere 6 tane trabzan yaptık, dönmüş olduk. Sonra zincirin öbür tarafına geçtik. Her birine bir batarak ilerliyoruz. Trabzanların karşısına. Böyle. Şöyle bakayım. Evet, çakma sık iğneye gelmişim arkadaşlar. Trabzanların her birine bir tane batarak ilerledim. Şimdi çakma sık iğne yapmıştık diğer yarısına. Onlara yine çakma sık iğne yapıyorum. Başına doluyorum. Tığım batırdım. Şöyle ilmeği aldım. Tek seferde çektim. Böyle tek seferde çektim. Başına dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne yapıyoruz. Evet, sonuna doğru geldim. Bakın sonuna aynı yere bu başladığımız yere bir tane battım. Aynı yere ikinciyi batıyorum. Aynı yere üçüncü, aynı yere dördüncüyü battım. Sonra ilk yaptığım şöyle zincire tığım batırdım. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Şöyle biraz şurasını geniş yapmışım. Düzelecek bu şekilde. Bir zincir çektim, başına doladım. Bu sırayı sık iğne, yine çakma sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Her birine bir tane batarak ilerliyoruz. Şöyle. Evet, sırf çakma sık iğne yapacağız arkadaşlar. Ta ki burada köşede 6 tane trabzan yapmıştım. İlkinin tepesine gelesiye kadar yapalım. Ben de yapıp geleceğim. Evet, gördüğünüz gibi o 6 tane köşede 6 tane trabzan yapmıştım. İlkinin tepesine yine çakma sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Bir ileriye geçtim. Bir sonraki trabzanın tepesine çakma sık iğne, aynı yere bir tane daha yapıyorum. Yani o 6 tanenin üzerine her birine 2 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Her birine 2 batıyoruz. Böyle. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 olmuş. 6.'yı da yapıyorum. Bu şekilde. Elimi biraz sıkı tutuyorum. Gördüğünüz gibi geniş tutarsam daha büyük olur. Şöyle gördüğünüz gibi ölçelim. Böyle. Evet, her birine bir tane çakma sık iğne yaparaktan topuk kısmına kadar gelelim. Evet, topuğa kadar geldim. Burada topuğa battıklarımızın her birine çift batıyoruz. Birinciye çift battım, ikinciye geçtim, ikinciye de çift batıyorum. Yani iki tane çakma sık iğne. Bir sonrakine geçtim. Yine çift battım. Dördüncüye geçtim, çift battım. Evet, zaten zincirle ilk çakma sık iğnem de iki tane sayılır. O yüzden ilk yaptığım zincire şöyle tığım batırdım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet, topuğumuzu tamamladık. Bir zincir çektim. Başına doladım. Yine çakma sık iğne yaparak ilerliyorum.
Böyle her birine bir tane batarak şöyle yarıya kadar geleceğiz arkadaşlar. Yarıdan sonra trabzan yapacağız. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Yarıya kadar geleceğiz. Yarıdan sonra trabzan yapacağız. Böyle bakarak da ayarlayabilirsiniz. Elinizin sıkılığı, genişliği de çok önemli çünkü. Evet, gördüğünüz gibi yarıya kadar geldim. Başına doladım. Trabzan yapıyorum. Bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Böyle her birine bir batıyoruz. Yine köşeye gelince artırma yapacağız. Evet, köşeye geldik. Buraya çift batıyorum. Yani iki tane trabzan yaptım. Bir ileriye tek. Bu şekilde bir ileriye geçiyorum. İki tane yapıyorum. Bir ileriye tek trabzan. Bir ileriye iki tane. Bir ileriye tek. Bir ileriye iki tane. Bir tek. Bir ileriye çift battım. Şöyle bakayım. Evet, yeterli. Şöyle. Sonra her birine bir tane batarak yine yarıya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi yarıya kadar geldim. Bundan sonra çakma sık iğne yapacağım. Her birine bir batıyorum. Evet, şöyle az kaldı zaten. Orayı da göstereyim. Şimdi burada yine köşeye geldik. Aynı yere bir tane daha çakma sık iğne yaptım. Böyle. Birileriye geçtim bir tane. Birileriye geçtim. İki tane yapıyorum. Birileriye geçtim bir. Birileriye geçtim iki tane. Bir tek, bir ileriye çift batıyorum. Bir tek, ilk yaptığım zincirin tepesine geldim. Oraya tığım batırdım, ilmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde şöyle bir ölçelim arkadaşlar. Dediğim gibi herkesin eli farklı. Böyle gördüğünüz gibi denk geliyor. Şöyle. Bu şekil. Eğer ki küçük geldiyse arkadaşlar bir sırada sık iğne yapabilirsiniz. Sık iğne yapın. Yani çakma sık iğne değil. Bir sıra sık iğne tamamen gidebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi herkesin eli farklı. İpler de farklı olur mu bilmiyorum. Çünkü farklı bir ip denemedim hiç. Evet, bir iki zincir çektim. İki zincir çektim. Başına doladım. Şöyle içeriden böyle beline dolayarak, içeriden dolayarak yapıyorum arkadaşlar. Trabzan yapıyorum. Bir defa dolayıp iki defa da çekiyorum. Başına doladım. İki defa da çekiyorum. Eğer ki tavanın etrafını yaptıysanız arkadaşlar, videonun sonunda izleyip de yaptıysanız aynı benimle aynı şekilde yaparsınız. Sadece tepesine batarsınız. Böyle buradaki sık iğnelerin şöyle göstereyim, sık iğnelerin tepesine batarak yapın. Böyle beline dolamaya gerek yok. Evet, içeriden şöyle şu şekilde beline dolayarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde içeriden doluyorum.
Böyle her birine bir batıyoruz arkadaşlar. Böyle. Trabzanların hepsini içeriden beline dolayarak yapıyoruz. Böyle. Evet, bu şekilde ilk sıramızı tamamlayalım. Evet, ilk sıramı tamamladım arkadaşlar. Benimki 65 trabzan oldu. Tek sayı olsa daha iyi olur. Çünkü bu bir üst sıraya geçişin denk gelmesi için ilk yaptığım zincirin tepesine tığım batırdım. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. İki zincir çekiyorum, başına doladım. Bir sonraki trabzanı bakın önden doluyorum. Bu şekilde önden dolayarak trabzan yapıyorum. Başına doladım. Bir sonrakini arkadan beline dolayarak trabzan yapıyorum. Doladım. Bir sonrakini önden dolayarak yaptım. Doladım. Bir sonrakini arkadan dolayarak trabzan. Tığ işi lastik arkadaşlar. Bir önden beline doluyoruz. Trabzan tepesine batmıyoruz. Bir arkadan dolayarak. Bir sonrakini önden. Bir sonrakini arkadan. Bir önden, bir arkada. Böyle bir önden, bir arkadan beline dolayarak ilk sıramızı tamamlayacağız. Artırma, eksiltme yok. Böyle. Bu şekilde bir önden, bir arkadan dolayarak ikinci sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldiğim önce ayırmayı göstereceğim arkadaşlar. Bu sırada eksiltmeye başlayacağız. Şöyle burun kısmını şöyle tutuyorum. Elime çengelliğini alayım. Böyle sağa doğru 3, 6, 7 taneydi sanırım. Tam ben bir bakayım da. Evet, sağa doğru 6 şöyle tutuyorum. Sağa doğru 3. Bakın burası orta diyelim. 3, 6, 7. işaret koyuyorum. Bu şekilde. Sola doğru da 3, 6, 7. işaret koyuyoruz. Böyle. Bu şekilde iki yana işareti koyduk burun kısmına. Evet, bir arkadan bir önden trabzan yaptım. Şimdi ilk yaptığım zincirin tepesine tığım batırdım. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. İki zincir çekiyorum. Şöyle görüntü net mi? Bir önden beline doluyorum. Trabzan yapıyorum. Bir arkadan. Bir önden, bir arkadan. Bir önden, bir arkadan dolayarak işaretlediğimiz yere az kaldı. Oraya kadar ilerleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi işaretlediğim yerdeyim arkadaşlar. Burada işaretlediğim yeri önden beline doluyorum. Bir sonrakini de önden doluyorum. Bir sonrakini de önden doluyorum. Arkadan doladıklarımızı örmüyoruz arkadaşlar. Sadece önden doladıklarımızı örüyoruz bu şekilde. Sadece önden doladığımız trabzanları örüyoruz. Böyle. Bir sonrakine geçtim, önden doluyorum. Arkadan doladıklarımızı örmüyoruz. Böyle bir sonraki de önden. Şöyle burun oyuntusu veriyor. Bir sonraki de önden. Bir sonraki de. Evet, son işaretlediğim yerde yine
Önden doladım. Ondan sonrakini arkadan doluyorum. İşaretlediğim yere geçtim. Ondan sonra bir arkadan dolayarak trabzan yapıyoruz. Bir önden dolayarak trabzan. Bir arkadan, bir önden dolayarak trabzan yapıyoruz. Böyle. Evet, sıramızı tamamlayalım. Bir üst sıraya geçelim burada. Sonra devam edelim arkadaşlar. İşaretlediğimiz yere kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi işaretlediğim yere kadar geldim. Şimdi ne yapacağız? Başına doladık. En son gördüğünüz gibi arkadan dolayarak trabzan yapmışım. Hem bu önden doladığımı, bir de bir sonraki önden doladığımı şöyle şu şekilde tutup ikisine bir batarak önden dolayarak trabzan yapıyorum. Başına doladım. Yine bu ikisini almıştık. Bir sonraki iki taneyi, yani iki tane önden doladığımız trabzanın beline dolayarak trabzan yapıyoruz. Başına doladım. Bir sonraki iki taneyi alıyorum. Şöyle tutuyorum. Trabzan yapıyorum. Başına doladım. Bir sonrakine şöyle şu şekilde tutuyorum. Sıkı olsun diye. Beline dolayarak trabzan. Doladım. Bir sonraki iki tane önden doladığımı böyle önden dolayarak trabzan. Başına doladım. Bir sonraki ikisini böyle önden dolayarak trabzan yaptım. Başına doladım. İki tane kaldı. Gördüğünüz gibi o ikisini de önden dolayarak trabzan yapıyoruz. Evet, bitti. Zaten işaretlediğim yer burası. Onu da doladık. Bir sonraki arkadan dolayarak trabzan yapıyoruz. Bir sonraki önden. Bir arkadan, bir önden. Evet. Şöyle burnunu göstereyim size. Böyle. Gördüğünüz gibi hoş çıkıntı oluyor. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Burada bir üst sıraya geçelim. Yine işaretlediğimiz yere kadar gelelim arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi bir üst sıraya yine işaretlediğim yere kadar geldim. Başına doladım. Yine bu iki tane önden doladığımı aynı şekilde ikisini bir önden dolayarak eksiltme yapmış oluyorum. Bir sonraki ikisini de aynı şekilde önden dolayarak trabzan. Bir sonraki ikisine de bu şekilde önden dolayarak trabzan yaptım. Başına doladım. Bu işaretlediğim de tek kaldı arkadaşlar. Tek kalmasına bakmıyorum. Onda tek, sadece bir tanesini doluyor. Evet. Bir sonraki de zaten arkadan dolayarak yapılmış. Bir arkadan bir önden yaparak böyle gördüğünüz gibi oyuntusunu bitirdim. Böyle aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. Burada bir üst sıraya geçelim. Yine öne gelelim. İşaretlediğimiz yerin bir öncesine kadar. Sonrasını göstereceğim. Evet, bir üst sıraya geldim. Yine işaretlediğim yerin gördüğünüz gibi bir öncesindeki önden doladığım trabzanın önündeyim arkadaşlar. Arkadan dolamışım en son. Şimdi ne yapıyorum? Başına doladım. Bu önden doladığımla bir sonraki önden dolanan trabzanı, bakın, yani işaretlediğimiz yerin bir gerisine geldik. İkisinin bir şöyle bir bunu bir de bir sonrakini dolayarak trabzan yapıyorum. Başına doladım. Yine bir sonraki iki tane önden doladığımı önden dolayarak trabzan. Başına doladım. Bir sonraki bir, bakın, bir sonrakini alınca yine buradan da bir tane fazla almış oluyoruz. İkisinin bir beline dolayarak trabzan. Böyle. Bir sonraki arkadan, bir sonraki önden. Evet, eksiltmemi tamamladım yine. Bir arkadan bir önden dolayarak sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Yine bir üst sıraya buraya kadar gelelim. Bir öncesine kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet. Son kesmemizdeyiz arkadaşlar. Eksiltmemizdeyiz. Bakın. Bir alt sırada bu ikisini almıştım. Onun önündeyim. Arkadan dolayarak trabzan yapıyorum. Başına doladım.
3 tane eksiltmişiz. O 3'üne birden şöyle şu şekilde bakın. Böyle 3'üne birden şu şekilde tutuyorum. Yine önden dolayarak trabzan yaptım. Böyle. Bir sonraki de zaten arkadan oluyor. Arkadan dolayarak trabzan. Bir sonraki önden. Evet, eksiltmemiz bitti arkadaşlar. Böyle bir arkadan bir önden yaparak devam ediyoruz. Yine sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir sıraya geçiyoruz. Yine aynı şekilde bir arkadan bir önden. Zaten yerleri belli. Artık bir arkadan bir önden yapacağız. Ben bununla birlikte 1, 2, 3 sıra gitmişim. Evet, bunu bitirdikten sonra 2 sıra daha yapmışım arkadaşlar. O şekilde siz de yapın. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 3 sıra yaptım arkadaşlar. Tamamladım. Burada püskül yapmak isteyenler için püskül yapımını da şöyle farklı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Mesela şöyle uzatırsınız bu hizada. Şöyle katlarsınız. Gördünüz mü? Hiç zincir çekmemişim. Böyle alıp şöyle tutup bakın baş parmağımla sabitledim. Buraya başına dolamadan batıyoruz. Böyle bu şekilde. Tekrar gösteriyorum. Bakın şöyle şu şekilde tutup böyle boyutunu böyle buraya yerleştirdim. Bu şekilde sol elimle sabit tutuyorum böyle kaymasın diye. Başına dolamadan batıyorum. Böyle bu şekilde püskül yapabilirsiniz. Püskül yapmanın çok farklı şekilleri var ama bunu da yapmak isterseniz hani kız çocuklarına püskül yapabilirsiniz. Erkek çocuklarına yapıyorsanız yapmaya bilirsiniz. Evet, ben yapmayacağım. Şöyle iki zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Evet. Böyle tabanlık örgü tabanın üzerine yapmak isteyenler bu şekilde tamamlayıp kullanabilir. Eğer ki keçe tabanı üzerine yapmak isteyenler ya da böyle benim gibi tarafı eva bir tarafı deri suni deri tarafı taban üzerine yapmak isteyenler içinde anlatacağım. Şöyle bir zincir çektim arkadaşlar. Hepsine iki tane batacağız. Sadece bu uç kısımdakine, baştaki ve topuktaki ortadakine 3 tane sık iğne yapacağız. Bu kaç numara ayak için olursa da aynı şekilde yapın arkadaşlar. Böyle hemen şuradan başlayalım isterseniz. Şuradan başlıyorum. Ortadakinden başlayalım. 3 tane batalım. 1 böyle suni deri tarafı bana bakıyor. Çocuğun ayağı şöyle şu şekilde olacak. Onu da söyleyeyim. 2 3 bir sonrakine geçiyorum. Tam ortadakine 3 tane battım. Onun yanındakine 2. Onun yanındakine 1 2. Her birine 2 tane batıyoruz dediğim gibi. 1 2 1 2 bu şekilde. Evet, böyle yapalım arkadaşlar. Dediğim gibi tam ortadakine de 3 batalım, diğerlerine de 2 batalım. Tamamlayalım. Sonra patiğimize eklemeyi göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Sonuna geldim. İlk yaptığım tepesine tığım batırdım. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Böyle tutuyorum. Şöyle biraz genişlettim ilmeğimi. Patiğimi aldım arkadaşlar. Şöyle üzerine tutuyorum. Tam burun kısmına denk gelecek şekilde çengelli iğne geçirelim. Böyle. Böyle dengeleyelim arkadaşlar. Sağ tarafına da geçiriyorum böyle ikisine birden. Sol tarafına da aynı şekilde böyle geçirelim ki kaymasın.
Evet, topuktan başlayacağız zaten tam topuğun ortasından. Şöyle. Şöyle ikisine bir batacağım arkadaşlar. Çekiyorum. Böyle batıyorum. Buna da batıyorum. Böyle bu şekilde ikisine bir batıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar gösteriyorum. Birileriye batıyorum. Başına dolamıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Birileriye batıyorum. Bu şekilde batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Böyle. Böyle bu şekilde birbirine ekliyoruz. Gördüğünüz gibi ilmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Birileriye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçiriyorum. Böyle. Evet, işaretimizi çıkartalım. Böyle bu şekilde birileriye batıyorum. İçinden geçiriyorum. Evet, böyle tamamlayalım arkadaşlar. Böyle tamamen yapalım etrafını. Bitirelim, sonrasını söyleyeceğim ya da göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım arkadaşlar. Şöyle zincir makası aldım. Özür dilerim. Evet, makası aldım. Şöyle ne desem bir karış kadar kesiyorum. Fazla kesiyorum arkadaşlar. Bir karış bile fazla olur. Yani fazla olur, evet. Ne yapıyorum? Şöyle ilmeği aldım. Gördüğünüz gibi yukarıya kendime doğru çekiyorum. Böyle. Çektim. Burada zincir çekip biraz önceki zincir demem. Bu zincirdi. Nedense makas dedim o aklımda zincir çekmeyi unutmayacağım diye. Makasa da zincir dedim. Evet. Gördüğünüz gibi biraz fazla oldu. Şöyle fazlasını alıyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Sevdikleriniz sağlıcakla kullansın. Evet, şöyle ipimizi de içeri doğru çekiyoruz. Görüntü kirliliği yapmasın. Tamamdır. Böyle. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel oldu. İnşallah anlatımından buradakini de saklayamamışım. İnşallah anlatımından da memnun kaldınız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ören Hanım YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.